Bir yazar, bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Oriana Fallaci'ye ait olan Doğmamış Çocuğa Mektup. Oriana Fallaci 29 Haziran 1929 tarihinde Floransa'da doğdu. Babası Mussolini karşıtı mücadelede liderlik yapmış ve Floransa'nın Naziler tarafından işgali sırasında kaçırılarak işkence görmüş bir aktivistti. Hayatı daima hareket halinde olmakla geçen Fallaci 9 yaşında kısa hikayeler yazmaya başladı. Henüz 14 yaşındayken direnişe başladı. Bu dönemde İtalya'daki Giustizia e Libertà adlı faşizm karşıtı bir organizasyona katıldı. Fallaci savaş sırasında yaptığı çalışmalar sebebiyle İtalya'da Müttefik Kuvvetler Komutanı tarafından ödüllendirildi. Henüz 17 yaşındayken gazetecilik mesleğine adım atan Fallaci, Ayetullah Humeyni, Henry Kissinger, Muammer Kaddafi, Golda Meir, Ariel Sharon, Indira Gandhi, Zülfikar Ali Bhutto, Şah Rıza Pehlevi gibi pek çok ünlü liderle yaptığı çarpıcı röportajlarla adını duyurdu. 1967 yılından itibaren savaş muhabirliği görevi üstlendi. Başta 7 senesini geçirmiş olduğu Vietnam olmak üzere Güney Asya, Orta Doğu, Güney Afrika, Orta ve Güney Amerika'da sıcak çatışmaların yaşandığı savaş alanlarında gazetecilik yaptı. Öfke ve Gurur adlı eseri İtalya'da 1 milyonu aşkın sattı. İtalyan gazetesi Corriere della Sera'da bir dönem yöneticilik yaptı. Fallaci çeşitli biyografi ve romanlar yazdı. Fallaci'nin önemli kitapları arasında Doğmamış Bir Çocuğa Mektup ve İnşallah yer alıyor. Kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Kuşkulanmaktan korkmayana, bıkıp usanmadan ve ölüm tehlikesini aldırmadan nedenleri arayana, hayat verme ya da bunu geri çevirme bilmecesini kendi kendine sorana bu kitap bir kadın tarafından tüm kadınlara adanmıştır diyor kitabın arka kapak yazısında. Ve kitabın 8. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Yeniden söyleyeyim, acıdan korkmuyorum. Hep acıyla doğarız. Bizimle büyür, zamanla alışırız. Kol bacak sahibi olmak kadar olağanlaşır acı çekmek. Aslında ölmekten bile korkmuyorum. Çünkü insan ölürse demek ki doğmuş. Demek ki hiç yokluktan sıyrılıp çıkmış. Gerçekten korktuğum şey hiç yokluk. Olmamak, yanlışlıkla bile bir rastlantı ya da başkalarının dikkatsizliği sonucu bile olsa hiç var olmamış olmak. Birçok kadın sorar kendi kendine, dünyaya neden çocuk getirmeli diye. Aç kalsın, üşüsün, ihanete uğrasın, aşağılansın, savaşta ya da hastalıkta ölsün diye mi? Açlığın doyurabileceği, üşüyenin ısınabileceği, dostlukların, saygının ömrü boyunca ona eşlik edebileceği, savaşı ve hastalığı ortadan kaldırma çabasına, onun da uzun yıllar katkıda bulunabileceği umudunu baştan geri çevirmiştir bu kadınlar. Belki de haklılar. Ama hiç yokluk, acı çekmeden daha mı iyi? Başarısızlıklarım, sanrılarım, umursamazlıklarım yüzünden gözyaşı döktüğüm zamanlarda bile hiç şüphem olmadı. Acı çekmek hiç yokluktan iyidir. Ve bunu yaşama, doğmak mı doğmamak mı bilmecesine kadar uzatsam, gövdenin her tozuyla haykırabilirim. Doğmak doğmamaktan iyidir. Ama bu düşünceyi nasıl sana da benimsetebilirim? Seni hiç kimse için değil, yalnız kendim için dünyaya getiriyorum anlamına gelmez mi bu? Oysa seni yalnızca kendim için dünyaya getirmeye hiç de meraklı değilim. Seni hiç mi hiç gereksinmiyorum diyor kitabın 8. ve 9. sayfalarında Oriana Fallaci'nin Doğmamış Çocuğa Mektup isimli kitabında.
kitabın yazarı Muhammed Safa Küçük Öner. Kitabın ismi Sura Üfleyen Şizofren, Feryadı Cihan Risaleleri. Kitap Ekşi Karga Yayınları olarak okurla buluşturuldu ve kitabın arka kapak yazısı. Edebiyat zatında kültürün temel taşlarından biri olup, kültürün aktarımı ve beyanı için en önemli araçlardan biridir. Özellikle akıl hastanesi, psikoloji ve psikiyatri açısından değer ifade eden bu eser, akıl hastanelerinin oluşturduğu alt kültürün bir manifestosu olup, bu alt kültürün insanların sosyal hayatta doldurdukları yeri ifade etmesiyle de dikkat çekiyor. Acılardan ortaya çıkan bir metin, hayat kavgasında veya mücadelesinde insanlara bir motivasyon olabilme görevini yerine getirmeye çalışırken, yarınlara da ışık tutmaya devam eder. Belki en çıplak haliyle anlatılmadı, lakin bu konuda insanları haddinden fazla aydınlatacak ve edebi hazzı da yanında ikram olarak sunacaktır. Edebiyatın mihmandarlığını her daim gururla taşımak isteyen bir gencin İlk heyecanıdır bu kitap. Kitabın yazarı Fezile Olkan'dı. Kitabın ismi Sonbahar Masalı. Kitap Eyobi Yayıncılığı tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın arka kapak yazısı. Aslında bu bir sonbahar masalıydı. Sonunda sert rüzgarlar, sararmış bahçeler ve karanlıklar olacaktı. Zehra 30'lu yaşlarının başında genç bir kadındır. Tam da evlilik arifesinde son bulan ilişkisinin ardından geleceği ile ilgili ne yapacağını bilmediği ve çaresiz hissettiği bir dönemdedir. O sabah iş yerine gelen mektup hayatının tatsız ve monoton düzenini bir anda yerle bir eder. Zehra'nın 2 yıl önce kaybettiği büyük annesinin daha önce adını dahi duymadığı bir adada evi vardır ve bu evi torununa bırakmıştır. İngiltere'de başlayıp Mayı adasında devam eden yolculuğun son durağı, sonbahar yaprağının ait olduğu yer Kıbrıs'tır. Bu yolculuk sırasında Zehra, büyük annesinin sırlarını kovalamanın yanı sıra kendi kalbinin en uçra köşelerinde sakladığı aşk ve hayal kırıklığıyla da yüzleşecektir. Ve bir diğer kitabımız ise Ümit İnatçı'nın Parçalı Yazılar. Ümit İnatçı 28 Kasım 1960 Limassol Kıbrıs doğumludur. Yüksek öğrenimini İtalya'nın Perugia kentinde Pietro Vannucci Güzel Sanatlar Akademisi'nde burslu okuyarak tamamlamıştır. Resim bölümünü birincilikle bitirdikten sonra Perugia Avrupa Uygulamalı Sanatlar Enstitüsü'nde görsel iletişim tasarımı üzerine uzmanlık eğitimi görmüştür. Sanatta yeterlilik derecesini 1998 yılında aldıktan sonra 2018 yılına kadar yurt içi ve yurt dışı çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışmaya devam etmiştir. İlk kişisel sergisini 1983'te açarken yine aynı yıl ilk şiir kitabını da yayınlar. Kıbrıs'ta ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde çok sayıda kişisel sergi düzenleyip kolektif sergilerde yer aldı. Aldığı ödüllerin yanında 1993 Uluslararası Sarja Biennale En İyi Sanatçı Altın Madalya Ödülü de var. Eserleri dünyanın değişik ülkelerinde müze, kamu ve özel koleksiyonlarda sergilenmektedir. Edebiyat, sanat ve siyaset alanında yazdığı kitapların yanında yine aynı alanlarda yazdığı metinler yurt içi ve yurt dışı çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmaktadır. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin faal üyeliğini ve başkanlığını yapmış, aynı zamanda birliğin yayın organı olan
İnsan Zaman Mekan Dergisi'nin kuruculuğu ve genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Küratörlük ve sanat eleştirmenliğinin yanında belgesel film ve video art dalında da çalışmaları vardır. Ümit İnatçı Sanat Merkezi'nin kurucusu ve başkanıdır. Ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Bu kitaptaki metinler sosyal medyada serpiştirilen yazılardan ve tartışmalardan ortaya çıktı. Anlık olsun, kısacık bir zaman diliminde düşünülmüş olsun, tepkisellik ve yorumlama arasında bir karaktere sahip olan bu yazılar, aceleci olsalar da kendilik belirtisi olarak bir içtenlik taşırlar. Her tümcede, her anlamda ve her tepkide kendimi aradım aslında. Günümüzün yazılı kültürüne anlık iletişim olanağını tanıyan sosyal medya, elbette ki kendi içinde önlenemez bir taşkınlık potansiyelini taşıyor. Sosyal medyanın oynak zaman ortamına bir ileri bir geri giderek abartılmış ya da unutulmuş iletilerin yeniden dolaşıma sokulması bir hatırlama, hatırlatma ihtiyacından doğmuyor. Daha fazla ısrarlı bir fark edilme ihtiyacından kaynaklanır diyor kitabın arka kapak yazısında. Ve kitabın 102. sayfasında yer alan ve 38 numara verilen yazılan bir alıntı yapıyoruz. Ben de oradan oraya, ülkeden ülkeye zorunlu gezgin ve bir sürgün olarak epeyce savruldum. Aklıyla durmayan biri olarak kararlarımın bedelini ödedim. Ailem de benim yüzümden bir bohça gibi oradan oraya benimle savruldu durdu. Evsizlerle tren istasyonlarında yattığım geceler oldu. Öyle günler gördük ki, birkaç kırıntı kaldı mı diye mutfağın çekmecelerini nasıl karıştırdığımızı iyi hatırlarım. Komşudan yemek gelince nasıl sevindiğimizi hiç unutmadım. Her türlü işi yaptım. İnşaatlarda çalıştım, bağ bozumunda, zeytin toplamada çalıştım. Mezarlıklarda cenazecilik bile yaptım. Ölü gömdüm, eve ekmek götürmek lazımdı. Özellikle İtalya'da öğrencilik yıllarında açlık nedir ben de eşim de yeterince tattık. Komşularının ve dostlarımızın desteğiyle ayakta kalmayı başardık. Akademideki hocalarımın el vermesiyle resim satarak karnımızı doyurduk. İtalya'dan gelen günlük ölüm haberleri öylesine yıkıyor ki bizi. Keşke orada olabilsek ve vefa borcumuzu ödeyebilsek. Velhasıl parasızlığın ne demek olduğunu her yönüyle öğrendiğime inanıyorum. Bu yüzden üniversitede hocalık yaparken ve işimin düştüğü yerlerde karşıma çıkan öğrenci veya işçi, muhtaç insanlara karşılıksız yardım ettim. Öğrenci ya da işçi olarak ülkemizde bulunan insanların ne hissettiklerini kendi yaşadıklarımdan bilirim. İçinde yaşadığımız şu absürt günlerde ülkemizde bulunan öğrenci ve veya işçilerin bir kullan at nesnesi muamelesi görmeleri vicdanımı rahatsız ediyor. Evet, bir diğer yazısı ise Ümit İnatçı'nın 40. numarayı verdiği bir yazısıydı. Orada da bir alıntı yapalım dilerseniz. Şimdi, zihnim tıpkı gün batımı. Bakıyorum azalan günün en güzel renk verdiği yere. Serçeler daha iştahlı cıvıldaşarak akşamın gelişine direniyorlar. Vardır bir bildikleri. Çok telaşlılar. Gece gelirse gün hiç doğmayacakmış gibi. Sayılar halinde dökülüyor ölüm haberleri. Salgın zamanlarındayız. Kapanma zamanlarında, şimdi. Ölüm ya dokunur bize ya da teğet geçer gider ama bir mermi gibi şakağımızı yakar da geçer bu kor hatıra. Hiç bitmedi ki anlamsız ve gereksiz ölümler. Çok uzak coğrafyalarda açlıktan kırılırken canlar ve bedenler, aşımızı yedik, suyumuzu içtik, azıcık olsun gebermedik bu kahrolası adaletsizlikler karşısında. Sürreel görüntüler gibi izledik açlıktan kemikleri dışarı vuran bedenleri. Boynundan ipte sallanan idam mahkumları gelir aklıma. Şiir yazmaktan ölümle cezalandırılmış. Boynu kılıçla vurulan din terörü kurbanları, katledilen azınlıklar ve daha. Ne vahşettir savunmasız insanların canını almak. Hele o kahpe hastalıklar.
arsızca içimizi kemiren katil hücrelerin karşısında çaresiz kalan bilim, gelir ölüm sımsıkı sarılır güzelim bir insanın soluğuna bedeninize onulmaz acılar vererek. Neydi suç dersin? Bilirsin, seni yaşama bağlayan en yakınlarına büyük bir acıyı devrederek gideceksin. Her ağlama bir değil, her yas kendi azabını bilir. Her şeye rağmen kararıyor gök. Dünya dönecek, her zaman döndüğü gibi. Büyüyecek ana şefkatinde mahrum kalsa da çocuklar. Oysa ne de coşkuludur yeşilleri sardunyaların, ne güzel kokuyor portakal çiçekleri şimdi, diyor. Kitabın 102. ve 103. sayfalarında Ümit İnatçı'nın Parçalı Yazılar isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Haftaya yine de birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşça kalın.